Sıradaki soru hocam. Sürekli tövbe ediyorum fakat aynı günaha tekrar tekrar düşüyorum. Ne yapmalıyım? Tövbe etmek beni sıkıntıya düşürür mü? Günah olur mu hocam? Şimdi tövbeye devam etsin. Bunu hemen söyleyelim. Evet. Ali suresi. Kullarım. vesaire o koşun ila mağfiretin min rabbikin. Allah'ın affına koşun. Ve cennetin cennete koşun. Ardu ve Onun gelişi yer gök gibidir. Kullarım. Siz Allah'ın affına koşun. İstiğfar edin yani. O hiddetli Haramlardan kaçanlara, benim emirlerime yapışanlara hazırladım ben orayı. Haramlardan kaçmak. Tövbe haramdan kaçmaktır. Ne var ki dedim? onu meşrulaştırmak bu. Tövbe ediyor, kaçıyor. Ellezine <laughs> onlar infak eder. Fis serrai bollukta ve darlıkta. Belki adı öfkelerini yutarlar ve <laughs> lafinen insanları affederler. Vallahu yuhibbul muhsinin. Onlar Allahu Teala muhsin. Kendisini görür gibi kulluk edenleri sever. Sorunuzun cevabı. Vallezine o kimseler <laughs> ki zalama Onlar büyük günah işlediler veya küçük günah işlediler. Bir günah işlediler. Zekerullah. Bir Allah hatırlar, zikreder. Ben ne yaptım ya? Ben ne yaptım der. Festağferu af ister. Lidunubim günahlarından af ister. Af ister. <laughs> Ve men ya'firu zunub günahları kim affeder? İllallah ancak Allah affeder. Ve lem yusirru. Tam cevabı burası. Ve lem yusirru. Onlar ısrar etmezler alema <laughs> faalu. Yaptıkları o günahlara. <laughs> Demek ki bir düştü, iki düştü ama ısrar etmez. Artık bırak. Yani yaptın bir hata, tövbe arabım. Ya yaptın bir hata, tövbeye arabım. Yaptın bir Kur'an diyor ki ısrar etme artık. Bırak bu işi. Hani bu bir defa da ısrar etme denmez. Adam bir hata etti. Tamam bir daha yapmayacak. Ya ısrar etme. Ya ısrar etme. Daha bir defa olmuş. Bir defa olmuş. Ha, Kur'an-ı Kerim velem yusirru diyor. Israr etmezler. Devam etmezler. Demek yani bir iki hataya düştün. Artık devam etme. Üç çoğunluğa girer. Çokluğa girer. Yani tövbe etmek lazım. Dünyadaki en zor şeylerden bir tanesi alışılan günahı terk etmek. Çetindir yani bu. Peki bunun formülü yok mu? Var. O da güçlü iradedir. Kainatın sahibi ona Allah'ım sana söz veriyorum. Şu nefsime daha maskara olmayacağım ya Rabbim diye. Güçlü söz vermektir. Çünkü Kur'an-ı Kerim orada onlar benden af isterler. Velem yusirru. Israr etmezler derken burada nefsinizi kontrol altına alın. Çok nettir yani. Bu ayet-i çok net olarak anlaşılır. Sorunuzun da tam cevabı bu. Evet. Yani dünyada en zor olan şeylerden bir tanesi müptela olunan mesela adam bir defa içki içmekle ne olur? Ayyaş olur. Bir defa zina etmekle ne olur? Kötü yol kadını veya insanı olur. E bir defa kumarla ne olur? Kumarbaz olur. Yani o ipin ucunu bir kaptırdın mı? Devamı, devamı geliyor. Evet. E bir defayla ne olur? E Ben kızıma güveniyorum. Üniversiteleri göndereceğim. Bin kilometre ötelerde vesaire derken orada daha kendini toparlayamıyor. Gidiyor. Yani orada hakka doğru gitmiyor. Batıla doğru gidiyor. Keşke yanılsam. Hemen şu veya bu. Ya tamam bunu söyleyebilirsin. Bunu söylemek kolay ama sonucuna bir bak bakalım. Bu sonuç evet. nereye gitti? Nefsi ön plana çıkarttığın anda Allah'ın emrini tamam da bu ortamda dediğin anda o nefis seni hadidül cehil yani şeytanın kucağına atar. Nefsini ön plana çıkartanın başarısı mümkün değil. Başaracağım. E buyurun başar o zaman. Başarılamıyor. Onun için nefis şeytandan değerli Ahmet, 70 kat daha tehlikelidir. Bu ne demektir? Şeytan bir defa fısfıs verir. Yap bu işi yap bu işi işte. Hadi oradan Euzubillahimineşşeytanirracim bitti. Şeytan defteri kapattı. Daha uğramaz sana. Ama yap onu yap onu diyen o nefis. Nefis yani. Allah Allah. Nefis. Bırakmıyor. Yakaladı mı bırakmıyor seni. İşte o günah. İşte o günah. İşte sürekli böyle yani beynini kemirir. O nefistir o. Nasıl köreltiriz Nasıl köreltiriz? Güçlü irade lazım evet. ona. Yani düşman nasıl ki düşmanlıktan vazgeçmiyor da asker güçlü bir duruş sergiliyor. O nöbette ufak bir gevşeklikte düşman giriyor mu giriyor mu ülkene? Memleketi tarumar ediyor mu etmiyor evet. En ufak fırsatta tarumar eder. Evet. Yani düşmanla nefis aynıdır. Onun için ecdat ne diyor? Allah'ım bir an olsun nefsimizde baş başa bırakma. bırakma. Hiç nöbeti bırakmayacaksın yani. Konular farklı oldu. Vardır bunda bir bereket. Mesela e, biz haftada bir namaz da kılabilirdik. Günde bir defa da kılabilir. Niye beş defa? Çünkü nöbet 24 saatte bir defa nöbette tutup 23 saat boş bırakırsan düşman orada cirit ata. Biz sabah buradayız. Öğleyin. Buradayım. 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 Daha yatmadan evvel yatsı Buradayım. Nöbet tutuyoruz. Hemen, Eğer bir nefisle bir mücadele. Onun için namaz var din var. Namaz gitti din gitti. Asala imadud din. Namaz dinin direği. Ömen men namazı kıldı fakat akamet din. Dini dikti. Ve men tereka fakat hedemet din. Dini yıktı. Hududu terk etti. Hudud terk edince düşman niye istila etti? Soru mu şimdi bu? Bu güçlü duruşta namaz da olur. Bu güçlü duruş namazdır. İna İnne salate namaz tenha anil fahşai vel münker. <laughs> İnsanları kötülükten ve çirkin işlerden münker, münker dediğimiz yani aklen ve dinen Çirkin olan insanlığa sığmayacak. Mesela güçlü namaz kılanlar. Gerçekten mütedeyyin olan hayatına bakıyorsun hata bulamıyorsun. Ben bulamıyorum mesela öyle Ali Efendimizi tanıyan, Efendi Hazretlerimizi Mahmud Efendi güçlü tanıyan dirayetli iman ehli. Yani hoş yeryüzünde iman ehli var. Karşılaştığımız zaman adam hakikaten liyakatli. Allah'ın dinini yaşıyorsa adamın hayatına bakıyorsunuz. Mesela ben dedelerimizi eskileri hatırlıyorum. Beş vakit namazı kılarlardı. Namazı adam baltasını havada tutuyordu böyle diyelim. Odun kesiyor. Ezan Allah'a ekber hemen bırakıyor oraya. Doğru camiye gidiyor. Yemin ediyorum adamın hayatında hata bulamıyorsun yani. Ya hata bulun. Yürürken hasbun Allah ve vekil diye yürüyor. Kimseyi yüzmemek için hep saygı Ile davranıyor. Yediriyor, içiliyor, sevap kazanayım diye uğraşıyor. Bakıyorsunuz haktan hakikaten habersiz insanlar Allah'a böyle kul olmuş güzel insanlara hakaretten başka bir şey yapmıyor. Allah, zaten cehennemi doldurmuşsun. Bir de hak adamlarına saldırıp hepten dibe ya Rabbi yetmedi biraz daha cehennemin dibinde yer var mı diye. Allah Celle Celaluhu had sizlerden bizi muhafaza eylesin. Amin. Her neyse yani bu mesele günahtan Allah cümle ümmeti hepimizi insan bilmeden kusur ediyor. O vesileyle bilerek bilmeyerek işlenen bütün kusurlardan Allah kurtarsın. Bir daha da o yanlışlara dönmekten muhafaza Abi. eylesin.